kısımda firmaların uzun dönem arz eğrilerine ve dengelerine bakacağız. Uzun dönemde firmaların piyasaya giriş ve çıkışları ile uzun dönem dengenin tam rekabet piyasalarında nasıl sağlandığını ve uzun dönem arz eğrisinin nasıl belirlendiğini anlatacağız. Önce küçük bir örnekle başlayalım. Burada bir problem verilmiş bize. Küçük bir çiftçi yılda 30.000 TL kazandığı işini bırakıp %10 faizle 100.000 lira bankadan borç alarak havuç yetiştirilmeye başlıyor. Bu varsayımla hareket ediyoruz. Evet, 30.000 lira bu fırsat maliyeti havuç yetiştiren için. 100.000 liranın da %10'dan faizi 10.000 lira faiz ödemeleri, o da örtük maliyetlerin içerisinde. Bu şekilde bize bir tablo verilmiş. Şimdi diğer maliyet kalemleri de burada havuç yetiştirmenin verilmiş. Sulama giderleri 10.000 lira, ücret giderleri 15.000 lira, gübre giderleri 10.000 lira gibi. Sonra bu maliyetleri, açık ve örtük maliyetleri toplayarak toplam maliyetin burada 125.000 lira olduğunu gösteriyoruz. Eğer bu firma kasasını 15 liradan satıyorsa havuçların ve piyasaya 10.000 kasa havuç arz ediyorsa, o zaman 10.000 kasa çarpı 15 eşittir 150.000 lira toplam gelir elde eder. Toplam gelir 150.000 lira ise, toplam maliyetleri de bu tabloda verildiği gibi 125.000 lira ise, bu firma 150.000 eksi 125.000, 25.000 lira ekonomik kar elde eder. Burada dikkatinizi çekmek istediğim husus şudur. Maliyetleri hesaplarken örtük maliyetler ve açık maliyetlerin hepsini dahil ediyoruz. Dolayısıyla ekonomik kar 25.000 lira burada. Eğer örtük maliyetleri dahil etmeseydik, o zaman ekonomik karımız 65.000 lira olacaktı. Pardon, örtük maliyetleri dahil etmeseydik, o zaman karımız 65.000 lira olacaktı. Ama biz o kara muhasebe karı diyoruz. Bizim için iktisatta önemli olan ekonomik kara bakmak. Yani örtük maliyetleri de hesaba dahil ederek karları hesaplamak. Şimdi bu temsili bir firma. Bu piyasada bütün firmalar buna benzer şekilde ekonomik kar elde ediyorlarsa, o zaman başka firmaların da bu piyasaya girip havuç yetiştirmeye başlamalarını bekleriz. Dolayısıyla başka çiftçiler başka ürün yetiştirmek yerine havuç yetiştirmeye başlarlar. Veya bazı kişiler de sıfırdan havuç yetiştirme işine girme kararı alabilirler. Piyasaya yeni giren firmalar piyasa arzının artmasına sebep olur. Arz artınca arz sağa kayar, arz sağa kaydığından fiyatlar azalır. Bu durumda piyasadaki mevcut firmaların karları da azalır. Şimdi bunu grafik yaklaşımıyla gösterelim. Evet, şimdi burada gösterdiğimiz gibi sol tarafta piyasa var. Piyasada arz ve talebin belirlediği 15 lira denge fiyatı var. Ve bu 15 lira denge fiyatını bizim havuç yetiştiren çiftçimiz piyasadan alıyor ve onu MC'ye eşitliyor. MC'ye eşit olduğu yerden aşağı indiğimiz dikmede de 10.000 kasa havucu piyasaya arz ediyor. Fakat bu 10.000 kasa havucun ortalama maliyeti şurada. Dolayısıyla ortalama maliyetle fiyat arasındaki şu mesafe ortalama kar ve yeşil alanda pozitif karı gösteriyor. Eğer bütün firmalar piyasada buna benzer şekilde ise, o zaman ne olacak? Bu piyasaya bir takım girişler olacak. Bu girişler olduğu zaman bu arz eğrisinin sağa kayması gerekiyor. Bir dahaki sayfada bunu da gösteriyoruz. Evet, bakın şimdi arz eğrisi sağa kaydı. Arz eğrisi sağa kayınca fiyat 15'ten 10'a düştü. Fiyat 15'ten 10'a düştüğü vakitte o zaman bu kar alanı azalmaya başlayacak mevcut firma için. Evet, bakın şimdi ne oldu? 10 liradayken fiyatı tam mevcut firma için fiyat ATC'ye eşit oldu. Fiyat ATC'ye eşit olduğunda burası sıfır ekonomik kar yapıldığı pozisyon. Ve firma artık 8.000 kasa piyasaya sürüyor. Ve sıfır ekonomik kar yapıyor. Bundan sonra artık bu piyasaya bu başka firmalar da böyle sıfır ekonomik kar yapıyorsa, bizim yeni çiftçilerin
yeni kimselerin bu piyasaya girmesini beklemiyoruz artık. Yani uzun dönem bu şekilde firmaların girişleriyle uzun dönem dengesi sağlanmış oldu. Peki piyasada mevcut firmalar zarar ediyorsa ne olacak? Bunu analiz yapmak için de şu grafikten yararlanıyoruz. Yine eski grafiğimiz, yalnız bir değişiklik yaptık. Hani en son fiyatı 10 lirada bırakmıştık bir önceki grafiğimizde. Farz edelim ki aniden talepte bir daralma oldu. Talep yani azaldı. Talep azalınca talep eğrisi sola kayacak. Talep eğrisi sola kaydığında denge fiyatı 10 liradan 7 liraya düşecek piyasada. Denge fiyatı 7 liraya düştüğü için sağ tarafta yer alan firmalar da artık 10 lira yerine 7 lirayı baz alacaklar. 7 lirayı baz alan firma bu sefer üretimini 8.000'den 5.000'e düşürüyor. Fakat 8.000'den 5.000'e düşürdüğü zaman bu firma zarar ediyor. Neden? Çünkü firmanın ortalama maliyeti 7 liranın üzerinde. Dolayısıyla bu firma zarar ediyor. Şimdi başka firmalar da bu örnek firmamıza benzer şekilde zarar ediyorlarsa o zaman ne olması lazım? Zarar eden firmalar piyasayı terk etmeye başlayacak. Zarar eden firmalar piyasayı terk ettikleri vakit o zaman piyasada arz eğrisi sola kaymaya başlayacak. Sola kayacak. Bu arz eğrisi sola kaydığında fiyatlar tekrar yükselecek. Yeni denge noktası diyelim ki eski 10 lira seviyesinde oluştu. Tekrar eski düzeyine geldiği vakit gene firma, bizim temsili firmamız ve diğer firmalar da sıfır ekonomik kar yapma pozisyonuna geldi. Demek ki piyasayı terk etmek ekonomik kar sıfır olana kadar devam ediyor. Ve artık bundan sonra terk etme de duracak. Şimdi önceki sayfalarda tam rekabet piyasalarında uzun dönem dengenin nasıl sağlandığını bu çiftçi örneğini anlattık. Eğer firmalar ekonomik kar yapıyorsa piyasaya yeni girenler fiyatların düşmesine sebep oluyor ve karı sıfırlıyor. Ve eğer firmalar ekonomik zarar yapıyorsa piyasayı terk edenler fiyatların yükselmesine sebep olarak karı sıfırlıyor. Dolayısıyla uzun dönem ortalama maliyet eğrisi firmanın uzun dönemde bir ürünü en düşük maliyetle nasıl ürettiğini gösteriyor. Bu sebeple uzun dönemde firmaların minimum ortalama maliyet düzeyinde üretim yapacağı beklenir. Uzun dönem dengeyi biz şu şekilde tanımlıyoruz. Piyasalara giriş ve çıkışlar sonucunda firmaların sıfır ekonomik kar yaptığı durum uzun dönem dengesidir. Uzun dönemde piyasa arzı ve talebi ortalama maliyetin minimum olduğu noktada dengeleniyor. Daha önce grafiklerde gösterdiğimiz gibi. Bu sebeple uzun dönem arz eğrisi piyasa fiyatında yataydır. Tam rekabet piyasalarında uzun dönem fiyat firmaların arzı tarafından belirleniyor. Yani arz edenlerin sayısı talebi karşılayacak şekilde uyum sağlıyor. Arz edenle arz edilen ürün mümkün olan en düşük fiyattan arz ediliyor. Uzun dönem arz eğrisi işte uzun dönemdeki fiyat ile arz edilen miktar arasındaki ilişkiyi bize gösterecektir. Bunu daha sonraki sayfalarda daha açık bir şekilde göstereceğiz. Şimdi burada uzun dönem kar maksimizasyonunun grafiği verildi. Bu grafikte hem kısa dönemler var. Şu SMC'ler kısa dönem. Bu kısa dönem marjinal maliyet. Bu kısa dönem ortalama maliyet. LMC ve LAC'ler de bunlar uzun dönem. Uzun dönem marjinal maliyet ve uzun dönem ortalama maliyet. Burada bir başka örnek, çiftçi örneği değil ama başka örnekle uzun dönem dengesi gösterilmiş. Şimdi uzun dönem dengesi bu LAC'nin minimum olduğu nokta. Tam şurası. Yani şurası uzun dönem dengesi olacak. Uzun dönemde firmalar uzun dönem marjinal maliyet eğrisinin LMC fiyat çizgisini geçtiği yerde üretim yaparlar. O da tam şurası. Hem LAC'nin minimum olduğu yer hem de LMC'nin fiyatı kestiği yer. Fiyat 40 liraysa kısa dönemdeyiz. O zaman firmalar şu kısa döneme göre operasyon yapıyorlar ama giriş çıkıştan sonra da uzun dönemde fiyat 30 lirada belirleniyor ve burada sıfır ekonomik kar yapılarak uzun dönem dengesi burada sağlanmış oluyor. Ve uzun dönem dengesinde şu yatay eğri de uzun dönem arz eğrisi gibi oluyor. Şimdi bunu birazcık daha farklı grafiklerle göstermeye çalışalım. Evet, ne demiştik? Sol tarafta talep artışları fiyatı yükseltiyor. Şimdi sol tarafta şurada D1 ve S1'den başladık. Talep arttı, fiyat yükseldi. Fiyat yükselince karlar yükseleceğinden ne olması lazım? Yeni firmalar piyasaya giriyor. Yeni firmalar piyasaya girdiğinde bu sefer fiyatlar tekrar düşüyor. Fiyatlar tekrar düşüyor.
şuraya geldik. Önce yükseldik, sonra düştük. Dolayısıyla eski denge noktası ile yeni denge noktasını birleştirdiğimizde şu eğriyi elde ediyoruz, şu siyah eğriyi. İşte bu siyah eğri uzun dönem arz eğrisi. Benzer şekilde sağ tarafta da gösterilmiş. Farz edelim ki S1 ve D1 eski ilk orijinal dengemiz burası olsun ve talep daralması olsun. Talep daralması olunca fiyat düşecek. Fiyatlar düşünce firmalar zarar edecek. Firmalar zarar etmeye başlayınca bu sefer bazı firmalar piyasayı terk edecek. Bu sefer arz eğrisi sola kayacak. Yeni denge şurada oluşacak. Dolayısıyla yeni denge ve eski denge noktalarını birleştirerek elde ettiğimiz şu eğri uzun dönem arz eğrisi olacak. Demek ki arz ve talep eğrilerindeki kaymaları takip ederek orijinal denge ve daha sonraki denge noktalarını birleştirerek uzun dönem arz eğrisini elde etmek mümkün. Ve bu örneğimizde uzun dönem arz eğrisi yatay çıkmıştır. Yani bu fiyat düzeyinde yatay çizmiştir. Yani tam elastik bir arz eğrisi elde ettik. Tabii bu her zaman böyle olmayabilir. Şimdi yatay çıktığı vakit uzun dönem arz eğrisi, biz buna sabit maliyetli endüstri diyoruz bu endüstrilerde. Şimdi sağ taraftaki grafikte uzun dönem arz eğrisi yatay. Talep arttığında başlangıçta fiyat artıyordu A'dan C'ye. Daha sonra da düşüyordu biliyorsun. Sol taraftaki grafikte firma üretimini Q1'den Q2'ye kadar arttırıp pozitif kar yapıyor. Ama yeni firmaların girmesiyle arz sağa kayıyor ve fiyat düşüyor. Girdiği fiyatlar endüstrinin artan çıktı miktarından etkilenmediği için başlangıç fiyatı elde edilene kadar piyasaya girişler devam ediyor. Yani burada sabit maliyet ne demek? Yani biz üretimi arttırdığımız vakit kullanacağımız girdilerin fiyatlarında bir artış yok. Yani o girdiler o kadar çok var ki kullanacağımız girdi talebimiz arttığında onların fiyatları artmadığından dolayı maliyetlerde bir yükselme yok. Bu sabit maliyet ama bu her zaman böyle olmayabilir. Şimdi öbürünü de göstereyim önce. Şu grafiği, şu sayfaya atlatalım. Burada da mesela artan maliyetli bir endüstri var. Şimdi bakın burada da benzer şekilde arz ve talep eğrileri sağa kaydırılarak orijinal ve orijinal talep arz eğrileri sağa kaydırılarak yapılmış. Eski denge noktası ile yeni denge noktası çizilmiş. Bu ikisini birleştirdiğimizde uzun dönem arz eğrisi bu sefer artı eğimli çıktı. Çünkü burada artan talebi karşılamak için kullanılan girdilerin fiyatları artıyor. Yani girdilerin fiyatları arttığı için de maliyetler artıyor. Bunu da şurada şu şekilde özetledik. Eğer üretim işlemleri sonsuza kadar yenilenebiliyorsa bu durumda uzun dönem arz eğrisi önceki sayfada gösterildiği gibi yatay olur. Ama bazı sektörlerde üretim faktörleri yenilenemiyor ve bu durumda uzun dönem arz eğrisi pozitif eğimli oluyor. Maliyetler artıyor. Örnek olarak şöyle düşünebilirsiniz. Bazı üzüm çeşitleri belirli iklim ve toprak koşullarında üretiliyor. Yeni gelen firmalar maliyetlerin artmasına sebep olurlar. Çünkü artık o toprak çeşidi yok. Yani o üzüm çeşidi artık kolay kolay üretilemiyor. Farklı toprakta onu üretmek mümkün değil. Maliyetler artıyor. Ama bazı sektörlerde ise yeni giren firmalar piyasada bulunan mevcut firmalar için dışsal fayda sağlayabilirler mesela. Bu durumda uzun dönem arz eğrisi negatif olur. Burada da maliyetler azalır. Mesela burada bir örnek verilmiş. Cep telefonları özel çipler gerektiriyor. Cep telefonu üreten firmaların sayısı artarsa çip üreten firmalar ölçek ekonomisi avantajı ile düşük maliyet ile üretim yaparlar. Dolayısıyla cep telefon maliyetleri de düşer. Burada o zaman bu azalan maliyet endüstrisi söz konusu. Şimdi biz bir dahaki sayfalarımızda şurada artan maliyetlerin grafiğini gösterdik. Azalan maliyetleri göstermedik. Azalan maliyetlerin grafiğini de çizmek mümkün. Yani bu artan maliyetler ölçek ekonomilerinde negatif ölçek ekonomisi olduğu zaman söz konusu. Ama azalan maliyetler ise ölçek ekonomilerinde pozitif ölçek olduğu zaman söz konusu. Ne negatif ne pozitif değilse, hem negatif değil hem de pozitif değilse o zaman sabit maliyetli endüstrilerden bahsediyoruz. Evet, bu şekilde uzun dönem arz eğrilerini de anlatmış olduk. Şimdi kısaca tam rekabet ve etkinlik hakkında bir iki kelime daha söyleyerek bu üniteyi bitirelim. İktisatta etkinlik iki farklı ilişkili kavramla ifade edilmektedir. Bir, üretimde etkinlik. İki, dağıtımda etkinlik.
Üretimde etkinlik, mal ve hizmetlerin en düşük maliyetle üretilmesi. Dağıtımda etkinlik ise marjinal faydanın marjinal maliyetlere eşit olması. Şimdi bu marjinal faydanın marjinal maliyetlere eşit olmasını şu şekilde açıkladık burada. Ekonomilerde üretimin tüketicilerin tercihlerini yansıttığını düşünüyoruz. Her mal ve hizmet tüketicilerin marjinal faydalarının üreticilerin marjinal maliyetlerine eşit olduğu noktaya kadar üretilmesini gerektiriyor. Biz bunu derslerimizde anlattık zaten. Dolayısıyla bu kondisyonun sağlanması gerekiyor. Bu ikisinin sağlanması gerekiyor. Bu ikisi varsa ekonomik etkinlik var demektir. Tam rekabet piyasaları etkin midir? Buna cevabımız tabii ki etkindir olacak. Çünkü uzun dönemde tam rekabet firmaların en düşük maliyetlere ulaştığını gösterdik. Dolayısıyla üretimde etkinlik sağlanmıştır. Ama aynı zamanda dağıtımda etkinlik de gerçekleşmiştir. Neden? Çünkü orada da marjinal maliyetlerle marjinal gelirler birbirlerine eşit. Ürün fiyatı tüketicilerin son ürünü tüketmeden elde ettikleri marjinal faydaya eşit. Tam rekabet firmaları son birim ürün maliyetinin yani marjinal maliyetin fiyatı eşit olduğu noktaya kadar üretim yaparlar. Dolayısıyla marjinal benefit eşittir marjinal cost. Şunu hemen hatırlayalım. Marjinal benefit talep eğrisini temsil ediyor. Marjinal maliyet de arz eğrisiyle temsil ediliyor. Dolayısıyla talep eğrisiyle arz eğrisinin kesiştiği nokta denge noktasıdır. Ve bu da sağlanmış durumda. Dolayısıyla tam rekabet piyasalarında ekonomik etkinlik sağlanmıştır. Üretimde ve dağıtımda etkinlik iki önemli ekonomik göstergedir. Bütün diğer piyasalar bu göstergelere yakınlık derecesine göre değerlendirilir. Tam rekabet piyasası bu anlamda ideal bir piyasadır. Ama başka piyasalar bu etkinliği sağlanmadığı için kritik edilirler. Tıpkı siyasette ideal demokrasinin yanında uygulamada demokrasinin var olduğu gibi. Fakat birçok ülkede ideal demokrasi tam anlamıyla gerçekleşmez. Ancak hedef ideal demokrasidir. İktisatta da böyle. Evet biz tam rekabeti ideal bir piyasa olarak söylüyoruz. Örneklerini bulmak da çok zor. Ama amacımız bu ideale yaklaşmak, ideale ne kadar yaklaşırsak o kadar iyidir diye söylüyoruz. Onun için tam rekabet olmayan piyasaları bu ideal piyasa türüne ne kadar yakınsa o kadar iyidir diye değerlendiriyoruz. Evet bu şekilde tam rekabet piyasalarını bitirmiş olduk. Bir dahaki derste görüşmek üzere.